Şimdi bağlantımız hazır zannediyorum. Günaydın diyeceğim. Hazır mı İlker? Günaydın diyeceğim. Profesör Doktor Murat Akova. Hocam günaydın. Günaydın Nazar Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Bugün sizi ağırlamak bizim için son derece önemli. Çok yoğunsunuz, az bir vaktiniz var. O yüzden kısa tutacağım. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Akova. Hocam şimdi bu Çin'den gelecek Sinovac aşısı ülkemizdeki durumla ilgili kısacık bir bilgi vereyim size. Bize ilk ulaşacak aşı ve Türkiye üzerinden gelecek. O nedenle bu aşıyla alakalı yürütülen çalışmalar burada yakından takip ediliyor. Biz bugün sıcak bir gelişmeyi yayınımızın başında duyurduk. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın acil kullanım onay sürecini başlattık açıklamasını izleyicilerimizle paylaştık. Ben de bu sıcak gelişmeyle paylaşayım. Ne demek hocam bu? Yani Türkiye'ye ulaşan 3 milyon doz civarında bir aşı var. Bu aşının Türkiye'deki halk sağlığı laboratuvarlarında içinde yabancı bir madde var mı, zararlı bir madde var mı şeklinde bir kontrolü söz konusu. O kontrol işlemleri devam ediyor. Ama tabii o işlemler devam ederken Sağlık Bakanlığı'nın da bir yandan hani o işlemler biter bitmez aşılamaya başlamak için hazırlık yapması lazım. Dün de biliyorsunuz Brezilya'da bu aşıyla yapılan bir faz 3 çalışma vardı. O çalışmayla ilişkili bir duyuru yayınlandı. Aşının %78 etkili olduğuna dair ki klinik kullanımda da bir %100 rakamı var. Ama tabii ayrıntılarını henüz görmedik. Ama dolayısıyla bizim Türkiye'de yaptığımız çalışmanın ön sonuçlarını destekler bir veri geldi oradan da. Sanıyorum ki o iki veriyi birleştirerek bakanlık bu aşının kullanılabileceğine dair bir karar aldı. İşte bu da acil kullanım onayı denilen şey bu. Bu bir ruhsatlandırma değil ama zaten biliyorsunuz dünyada hiçbir aşı ruhsatlandırılmadı. Çünkü tüm faz 3 çalışmalar devam ediyor ve bunların sonuçlanması 1 ila 2 yıl sürecek. Şu anda sadece bu aşılar kullanılabilir onayı alıyorlar. Bizim Sağlık Bakanlığı da bu yolda bir onay verdi. Hocam biz biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir ada ülkesi. Ayrıca siyasi olarak da özel bir durumumuz var. Tanınmayan bir ülkeyiz. Dolayısıyla biz öyle her ülke gibi işte ilaç siparişi şuradan verelim, buradan şu ilaca, aşıya ulaşalım gibi bir yol izleyemiyoruz. Türkiye'den bir miktar aşı geleceği söyleniyor. Bir de Avrupa Birliği üzerinden bu BioNTech Pfizer aşısının gelmesiyle alakalı bir süreç işleyecek. Ama ilk olarak ülkeye ulaşacak aşı bu Sinovac aşısı olacak. Sizin de işaret ettiğiniz bu Brezilya'daki faz 3 çalışmalarında %78 bir başarıya ulaşılmış olduğuyla alakalı bilgi burada da yankı bulduğunda sadece %78 mi bu aşı buraya geldiğinde yaptırmalı mıyız gibi endişeleri beraberinde getiriyor. İşte BioNTech Pfizer aşısının %90'ların üzerinde bir başarı oranına sahip olmasıyla kıyaslanıyor. Şimdi bu kıyas doğru bir kıyas mı? Bu Sinovac aşısıyla alakalı ön yargılar, haklı ön yargılar mı? Öncelikle şunu söyleyeyim. Şu anda aşıları birbirleriyle karşılaştırmak doğru bir yaklaşım değil. Çünkü bilimsel olarak bu karşılaştırmayı yapmak için iki aşıyı aynı çalışma içerisinde belli sayıda gönüllüde kullanıp ona göre karar vermek lazım. Dolayısıyla hani birisi %90-95 etkili, öteki işte efendim %75 etkili şeklinde bir yaklaşım aşı karşılaştırması açısından doğru değil. Burada önemli olan iki tane faktör var. Bu aşıların hiçbiri biraz evvel de söylediğim gibi nihai onay almış değiller. O nihai onay için o çalışmaların sonuçlarının tamamlanması gerekecek. Ama şu ana kadar yapılan çalışmalarda iki tane önemli soruya yanıt aranıyor. Bence aşıyı değerlendirirken bu soruların cevaplarına bakmak lazım. Bunlardan bir tanesi bu aşılar güvenli mi? Yani insanlara yaptığınız zaman istenmeyen bir yan etkileri var mı? Bir zarar sağlayacak mı? Önce bu sorunun yanıtını vermek lazım. Öyle anlaşılıyor ki gerek Pfizer BioNTech aşısı, gerekse Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz Moderna aşısı var. İşte İngiltere'de onaylanan Oxford AstraZeneca aşısı var. Bu aşılar şimdiye kadar denendikleri gönüllüler üzerinde ciddi yaşamı tehdit eden bir yan etkiye yol açmadılar. Hiçbirisi yol açmadı. Yani buna Sinovac aşısı da dahil. Bir başka Çin aşısı var biliyorsunuz. Sinopharm aşısı. O da Körfez ülkelerinde ve Çin'de onaylı. Bu aşıların hiçbirinde böyle bir yan etki yok. Tabii yan etkiler var. Örneğin işte Pfizer, BioNTech aşısında ve Moderna aşısında
ciddi alerjik reaksiyonlar meydana geldi az sayıda gönüllüde. Bizim yaptığımız kendi çalışmamızda, Sinovac çalışmasında bir tane gönüllüde biz böyle bir yan etki gördük ama hiçbir can kaybı olmadı. Bunlar yerinde müdahale edilerek ortadan kalktılar. Dolayısıyla şimdiye kadarki veriler elimizde güvenlikle ilgili bir sorun olmadığına işaret ediyor. Ama şunu da hemen hatırlatmak lazım tabii. Bu çalışmaların hepsi böyle 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin, en kabası 44 bin kişide şimdiye kadar yapıldı. İşte aşılar kullanılmaya başlanınca Amerika 4,5 milyon insanını aşıladı. İşte farklı ülkelerde değişik rakamlar var. Bu rakamlar arttıkça bir takım yan etkiler görülebilir. Bunda bir şey yok. Şaşırtıcı bir durum yok. Ama şimdiye kadarki veriler güvenlik konusunda bir sıkıntı olmadığını söylüyor. Bu bir. İkincisi etkinlik konusu. Etkinlik konusunda çalışmalardaki etkinlik değerlendirmesi, bu aşılar biliyorsunuz 2 doz yapılıyor. 2 dozdan sonra belli bir süre geçip, işte 2 hafta örneğin, ondan sonra kişileri hastalığa karşı koruyup korumadığına bakıyorsunuz. Şimdi o %94-95'lik etkinlik şu anlama geliyor. Aşıyı yapanlarla aşının karşısında plasebo dediğimiz boş aşı almış olan bir grup var. Bu hastalananlar içerisinde plasebo grubundakiler daha fazla hastalanıyorlarsa siz diyorsunuz ki bakın aşı korudu işte öbür tarafta hastalanan daha fazla o rakam oradan çıkıyor. Şimdi biz kendi çalışmamızda 91-25 bulduyduk biliyorsunuz ortalama etkinliği. İşte 29 gönüllü vardı. Bu 29 gönüllüden 26'sı plasebo grubunda, 3 tanesi aşı grubundaydı. Ama şu tür farklılıklar var. Örneğin bizde hastalanan o 3 kişi hastalığı son derece hafif geçirdi. Yani işte burnu aktı, başı ağrıdı ama test yapıldı ve testi pozitif çıktı. Buna karşılık öbür tarafta plasebo grubunda hastalananlar içerisinde 6 tane çok ağır hastalık geçiren kişi var. Ve o kişilerden bir tanesi yoğun bakıma yatmak zorunda kaldı. İşte entübe edildi. Yani çok ciddi bir hastalık geçirdi. Şimdi aşının koruyuculuğunu bu şekilde de değerlendirmek lazım. Yani kabaca rakamlara bakıp da bu kadar koruyor, bu kadar koruyor değil. Biliyorsunuz grip aşısında da bunun böyle olduğunu biliyoruz. Örneğin grip aşısını yaptığınız zaman siz hala gribe yakalanabiliyorsunuz ama gribe hafif geçiriyorsunuz aşılı olursanız. Buna karşılık aşılı olmazsanız çok ağır geçiriyorsunuz. Etkinliği değerlendirirken buna bakmak lazım. Yani rakamları birebir karşılaştırmak doğru değil. Hocam şimdi biz biliyoruz ki Türkiye dışında yani tabii ki Çin, Brezilya az önce söyledik ve Endonezya'da bu faz 3 çalışmaları yürütülüyor. Şimdi Türkiye'deki çalışmalarla alakalı birazcık bilgi paylaştınız. Çok kısa onları detaylandıralım istiyorum. Bizim bildiğimiz kadarıyla farklı ülkelerde farklı yaş grupları üzerinde faz 3 çalışmaları yapıldı. 65 yaş ve üzerinde faz 3 çalışması yapıldı mı? Çünkü örneğin bizde de ilk olarak sağlık çalışanları 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanlara bu aşının yapılacağı belirtildi bizim ülkemizde de. Nedir 65 yaş ve üzeri için bu konuda yapılmış çalışmalar dünyada? Türkiye'deki aşı çalışması 18-59 yaş grubunda. Endonezya'daki çalışma ufak bir çalışma zaten. 1650 kişilik bir çalışma. Bu kişi de 18-59 yaş grubunda. Şimdi Brezilya verisinin içerisinde aldığımız duyumlara göre, daha doğrusu protokolüne de baktığınız zaman görüyorsunuz, o protokol yayınlandı. O protokolde 60 yaş üzerindeki gönüllüler de var. Ama bu çalışmanın ayrıntılarını biliyorsunuz henüz yayınlamadılar. Yani sadece o rakam var ortada. O yayınlandığı zaman göreceğiz o yaş grubunda ne oluyor diye. Buna karşılık bu aşıyla yapılmış ama sonuçları yayınlanmamış 60 yaş üzerinde bir faz 2 çalışması var. Faz 2 çalışmasında siz aşının kanda ne kadar antikor ürettiğine bakıyorsunuz. Çünkü esas koruyucu olan madde bu. Ve bu antikorların da özel bir tipi var. Nötralizan antikor denilen. Nötralizan antikorlar virüse yapışıp virüsü öldüren, ortadan kaldıran antikorlar. Şimdi faz 2 çalışmadaki antikor üretme 60 yaş üzerinde %97 civarında. Yani buradan hareketle bu aşının etkili olabileceği sonucunu varsayabilirsiniz. Tabii bu bilimsel açıdan %100 kesin bir şey değil. Yani bunu gösterebilmek için bir faz 3 çalışma yapmak lazım mutlaka insanlardaki etkinliği göstermek için. Ama bu aşının indirekt olarak etkili olduğuna işaret ediyor. Eğer Brezilya verisi de bunu destekliyorsa bu aşının 60 yaş üzerinde uygulanmasında bir sorun yok. Kaldı ki şöyle bir şey de var. Bu aşı bir inaktive aşı yani ölü aşı. Ölü aşıları biz insanlarda farklı nedenlerle kullanıyoruz. Örneğin çocuk felci aşısı var. İşte bir şekilde erişkinlerde kullanılan tetanoz aşısı, o tam bir ölü virüs aşısı gibi değil, virüsün bir kısmını öldürerek yapıyorsunuz. İnfluenza aşısı, grip aşısı bu şekilde. Bu aşılar 60 yaş üzerinde güvenle kullanılan aşılar. Antikor düzeyleri biraz daha az oluyor, koruyuculukları biraz daha az oluyor ama sonuçta hastalığa karşı koruyorlar. Yani buradan yapılacak çıkarsamalarla bu aşının da etkili olabileceğini düşünebilirsiniz. Ama tabii dediğim gibi bu
tam bir bilimsel kanıt teşkil etmiyor ama sonuçta biz bir pandeminin ortasındayız. Şu anda kullandığımız hiçbir şey %100 istediğimiz gibi bilimsel kanıt teşkil etmiyor. Bir takım riskleri göze almak zorundayız. Hocam bir de kafa karıştıran bir başka konu da şu. Bu aşılar elbette çok kısa bir sürede üretildi. Çünkü içinden geçtiğimiz süreç sıra dışı bir süreç ve sıra dışı çözümler de gerektiriyor. O yüzden zaten hızlı ilerliyor. Aşılarla ilgili olarak hızlı yol alınıyor ama bununla birlikte uzun vadedeki etkileri konusunda da soru işaretleri olduğundan bir anlamda bu bizde en azından böyle. Türkiye'de bunun tartışmalarını siz daha yakından gözlemliyorsunuz ama tırnak içinde aşı karşıtlığı diyebileceğim kaygıları doğuruyor ve aman ben olmam gibi bir noktaya getiriyor insanları. Biraz da bunu yorumlamanızı rica edebilir miyim? Tabii aşı karşıtlığı çok yeni bir konu değil ne yazık ki. Yani Covid öncesinde de çok bizim sık karşılaştığımız sorunlardan bir tanesiydi. Örneğin şimdi tabii bu pandemi sırasında unutuldu. Kızamık aşısına karşı bir yaygın anti kampanya vardı ve onun sonucunda maalesef pek çok çocuk hem bizim ülkemizde hem de ülkemiz dışında kızamığa yakalandı. Şimdi böyle bir durumda hastalığa yakalanmak olabilecek olasılıklar içerisinde en kötüsü. Yani bütün bunları söyleyenlere ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bir yoğun bakıma gidip de o yoğun bakımda Covid-19 nedeniyle oraya gelmiş hastanın bir tanesini görmek bile insanın fikrini bir anda değiştirebilir. Hakikaten o hastalık kötü geçtiği takdirde çok ciddi sonuçlar doğurabilen bir rahatsızlık maalesef. Ve bizim bu hastalığı önleyebilmek için şu anda etkili bir aşı kampanyası dışında başka bir yol ve yöntem yok elimizde. Dolayısıyla bulabildiğiniz ve etkili olduğu gösterilmiş bilimsel olarak aşılarla aşılanmak dışında başka bir çözüm söz konusu değil. Şimdi tabii dünya işte 40-50 yıl öncesine göre kıyasladığınız zaman büyük bir bilgi bombardımanı sosyal medya aracılığıyla yaşıyor ve maalesef sosyal medyada spekülatif, bilimsel temeli olmayan pek çok söylenti var ve bu insanların kafasını karıştırıyor. Dolayısıyla yani benim önerim bilimsel olarak kanıtlanmış, etkili olduğu gösterilmiş aşılarla kişilerin aşılanma konusunda tereddüt göstermemeleri. Bunun dışında başka bir çözüm yolu yok ne yazık ki. Bir de hocam bu virüsün artık varyantından bahsediliyor. Bu varyant ayrımını da daha yeni biz kavruyoruz galiba. Varyantından bahsedilen bu virüse aşıların ne derece etki edebileceği de tartışılıyor. Nüfusun %60'ı 70'i aşılandığında hani bir bağışıklıktan bahsedilir deniliyordu ama bu varyant söz konusu olduğunda bu yüzdelik rakam daha yukarıya çıkacak mı? Aşıların etki alanı kısıtlanacak mı? Nedir bu konudaki durum? Bu soruların yanıtlarını henüz bilmiyoruz maalesef. Tabii bu bir potansiyel tehlike. Şu özellikle en son tanımlanan İngiltere'de ve Güney Afrika'da tanımlanan varyant virüs ya da işte mutasyon geçirmiş olan virüs çok sayıda mutasyonu üzerinde barındırıyor ve bu mutasyonlardan en az 8 tanesi de bizim virüsün kritik noktası dediğimiz o diken kısmına karşı spike proteini denilen proteine karşı o bölgede gelişmiş. Aşıların pek çoğu da virüsü o noktadan inaktive ediyorlar. Yani bir aşı etkisizliği söz konusu olacak mı? Bu henüz bilinen bir durum değil. Ama böyle bir şey söz konusu olduğu takdirde de aşıların tabii modifiye edilmesi gerekecek. Henüz çok az sayıda insan aşılandı tüm dünyada. Aşıların etkinliğinin ne olduğu konusunda hiçbir fikir sahibi değiliz. Ama o mutantın da ne yaptığı konusunda da çok yaygın bir fikir yok. Bunlar hep laboratuvarda gösterilmiş, matematiksel modellemelerle hesaplanmış şeyler. Ama şu anda bildiğimiz bir şey var. Aşıdan korunmak için toplumun mümkün olduğunca büyük bir kesiminin aşılanması gerekiyor. Sizin de söylediğiniz gibi o 60-70, %60-70 arasındaki rakamların şimdi biraz daha yukarılarda olması gerektiği tahmin ediliyor. %80-90'lara varması gerektiği tahmin ediliyor. Üstelik tabii bu dünyanın sadece bir ülkesinde böyle olması yeterli değil. Tüm ülkelerde olması lazım ki aradaki bulaşmayı da engelleyebilsin. O nedenle bu yıl çok kritik bir yıl. Şimdi çok sayıda aşı, daha da gelecek olan aşılar var. İnsanlığın hizmetine sunulacak. Dediğim gibi tekrar ediyorum, bilimsel olarak etkinliği gösterilmiş hangi aşı varsa, hangisini bulabiliyorsanız bu aşılarla mutlaka ve mutlaka aşılanmak dışında başka bir çözüm gözükmüyor şu anda.
Peki hocam, şimdi bu aşıların ne kadar süreyle koruyucu olacağı da bir başka tartışmanın konusu. Yani iki doz olarak yapılıyor, bunu biliyoruz. Dozların arasındaki süreyi biliyoruz. Ama bir taraftan aşılara ulaşmak konusu elbette tüm ülkelerde sıkıntı. Biz Kuzey Kıbrıs'ta bunu belki birazcık avantaj olarak yaşayacağız. Çünkü nüfus burada oldukça sınırlı ve az. Daha hızlı bir aşılamaya gidilebilir. Fakat ne kadar süreyle koruyucu olacağıyla alakalı olarak da sorular var. Var mı bunun bir yanıtı? Bu da aslında tam olarak bilemediğimiz sorulardan bir tanesi. Çünkü zaten aşılar yeni çıktı. Çünkü bu etkinliği görebilmek için belli bir süre geçmesi lazım. Şöyle yanıt vereyim size. Bir tane yayınlanmış bir çalışma var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Moderna aşısı. O aşı biliyorsunuz 28 gün arayla iki doz olarak yapılıyor. İkinci dozdan sonra 3 ay süreyle takip edilen kişilerin kanlarında ki nötralizan antikor, yani tekrar söylüyorum bu virüsü işte öldüren esas etkili olan antikor 3 ay süreyle etkili bir şekilde devam etmiş. Tabii bunların takip süresi 3 ay. Ve oradaki o grafiklere bakarsanız azalma çok az miktarda. Yani muhtemeldir ki o daha uzun sürede devam edecek. Şimdi çeşitli spekülasyonlar var. Dün Moderna firmasının CEO'su işte bir açıklama yaptı. Bizim aşımız 1 yıl en az etkili olacak diye. Pfizer-BioNTech'ten bu şekilde aşılı bir şey var, açıklama var. Ama bunların tabii bilimsel olarak bir gözleme dayanılması mümkün değil. Ancak bunlar tahminle belirlenen noktalar. Ama şöyle bir şey var. Yani siz en azından şu anda Kuzey Yarımküre'de çok şiddetli, ciddi bir pandemi var. Yani işte düşünün günde 600 binden fazla insan hastalanıyor. Tüm dünyada ölüm sayısı 12 bin civarında. Bu kadar şiddetli bir pandeminin hızını şu andaki etkili aşılarla kesebilirsiniz. Ondan sonra baktınız ki aşının etkisi azalıyor, ilave bir doz yapılır. Ama şu anda zaten herkese yetecek kadar aşı yok. O nedenle bu aşıların bir an evvel mümkün olduğunca çok sayıda insanda kullanılıp bu pandeminin hızının durdurulması lazım. Bu ölüm oranlarının azaltılması lazım. Bunlar aslında bir sonraki aşamada yanıtlanacak sorular. Hocam, şimdi siz de az önce işaret ettiniz, hani hep böyle Sinovac konuşuluyor etkisi ne kadar güvenli olduğu ve başarı oranı konusunda, ama aslında geliştirilen bu RNA aşıları yeni aşılar olduğu için daha fazla bilinmeze de sahibiz bu konuda diyor bilim çevreleri. Şimdi bu konuyla alakalı olarak bir proteine saldırdığı yönünde kimi söylemler, yayınlar var bu aşının. Bununla alakalı bir izleyicimiz bu bilgiyi de paylaşarak bu aşının da bizde Avrupa Birliği üzerinden gelmesiyle alakalı bir durum söz konusu. Lütfen hocamıza sorar mısınız diyorlar. Bu aşının güvenilirliği ile alakalı olarak başarı oranı hep konuşuluyor da bu güvenlik zafiyeti söz konusu mudur? Bilinmezlere sahip midir bu yeni tip aşılar? Şimdi yeni bir hastalık söz konusu olduğunda tabii bilinmezlik çok fazla. Bu hastalıkla da bizim bilmediğimiz o kadar çok şey var ki yani düşünün bir rekor sürede bu aşılar geliştirildi. İşte en hızlı geliştirileni Moderna aşısı 63 günde geliştirildi virüsün tanımlanmasından sonra. Aradan geçen 9 aylık süre içerisinde işte 4-5 tane aşı onay aldı. Bundan önce dünyada en hızlı geliştirilen aşı kabakulak aşısıdır ve 4 yıl içerisinde geliştirilmiştir. O nedenle tabii ki bu kadar hızlı geliştirilince beraberinde pek çok soruyu da getiriyor. Şimdiye kadar başta da söylediğim gibi yapılan testlerde bu aşılarla ilgili ciddi güvenlik kaygısına sebep olacak hiçbir şey rastlanmadı. Bu Sinovac için de söz konusu. İşte Pfizer-BioNTech aşısı da diğerleri için de. Pfizer-BioNTech ve Moderna aşısında içlerinde polietilen glikol adı verilen bir yağlı bir madde var. O maddeyle oluşan bir alerjik reaksiyon söz konusu. Ama bu reaksiyonda işte 4,5 milyon kişi aşılandı Amerika'da. Şimdiye kadar 8-10 kişide görüldü bu yan etki. Yani çok sık rastlanan bir yan etki değil. Ama gene de bir tedbir olsun diye bunun bir sağlık merkezinde yapılıp gönüllülerin 15 dakika süreyle en azından izlenmesi öneriliyor. Oxford-AstraZeneca aşısında bir nörolojik rahatsızlık saptandı. Ama o da bir kişi de saptandı. Dolayısıyla o da belli değil. Ama tabii bu aşıları tekrar söylüyorum, milyonlarca kişiyi aşılamaya başladığınız zaman görmediğiniz bir takım yan etkileri görme olasılığı var. Ama şu andaki elimizdeki veriler bu bütün onaylanan aşıların ki bunun içerisine Sinovac aşısı da dahil acil kullanım onayı alan ciddi bir sağlık sorununa, ciddi bir yan etkiye rastlanmadığına işaret ediyor. Ama bu şimdiye kadarki veriler.
Hocam şimdi biz dediğim gibi burada Türkiye'den gelecek Sinovac'ı ve Avrupa Birliği üzerinden gelecek BioNTech aşısını konuşup tartışıyoruz. Ve burada şöyle bir en azından insanların konuşmalarında benim de kulak misafiri olduğum şu yönde tartışmalar var. Sanki bu bir tercihe bağlı olacakmış gibi işte ben Çin aşısını olmam BioNTech Pfizer aşısını olurum gibi. Şimdi elbette sağlık otoritelerinin yaptığı açıklamalar böyle bir tercihe mahal bırak yapmayacak şekilde yaygın bir aşılanmaya işaret ediyor ama bu yönde bir tercih yürütmek sağlıklı mıdır şu ortamda? Çünkü sizin söylediklerinizden benim edindiğim izlenim hangi aşıya ulaşabiliyorsak o aşıyı olmamız yönünde. Çünkü her anlamda pek çok bilinmez zaten şu an her iki aşı için de ortada. Doğru mu algılıyorum? Çok doğru algılıyorsunuz. Bu aşamada dediğim gibi önemli olan şey ulaşabildiğiniz ve güvenli olduğu gösterilmiş aşıyla aşılanmak. Şimdi tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti küçük bir ülke, nüfusunuz sınırlı. Bilemiyorum hani böyle bir tercih yapmanıza olanak tanınır mı? Örneğin Körfez ülkelerinde, ben Bahreyn'de veya Birleşik Arap Emirlikleri'nde böyle tercihler yapılabildiğini söylüyorum. Oraları da işte nispeten nüfus olarak sizlerle kıyaslanabilecek durumdalar ama onların tabii dışarıdan direkt olarak alım yapabilme şansları var ve önceden de sipariş verdikleri için almışlar ama sizde böyle bir şeyin mümkün olması pek herhalde olanaklı gözükmüyor. Ama Maalesef. şunu söyleyebilirim, tutun ki böyle bir şey oldu. Yani dedi ki size geldi Sağlık Bakanlığınız, işte efendim iki tane aşı var. Bunu mu istersiniz, bunu mu istersiniz? Yani benim şu aşamada bildiğimiz bilgiler çerçevesinde size söyleyeceğim tek şey olabilir. Eğer geçmişte ciddi bir alerjik reaksiyonunuz var ise, ama bu ciddi alerjik reaksiyondan kastettiğim şey hani İşte penisilin oldum, vücudum kabardı, kaşındım şeklinde değil. Yani soluk borunuzun tıkanması, hastaneye gidip yatmayı gerektirecek ölçüde ağır bir alerjik reaksiyonunuz var ise belki o zaman Pfizer-BioNTech aşısını olurken ya da olmamanızda yarar var. Ötekini olmak daha doğru. O çünkü öyle bir alerjik reaksiyona yol açma potansiyeli var. Ama onun dışında bu iki aşı arasında hani şu nedenle bunu tercih edin denilebilecek bir şey yok. Hocam zaman kısıtlı iki sorum var. Hızlı hızlı soracağım. Bir izleyicimiz de aynı soruyu sorduğu için birleştirip sorayım. Şimdi bu aşı herkesin olacağı ya aşılar herkesin olacağı aşılar mı? Covid'i atlatmış kişilere ya da hali hazırda Covid geçiren kişilere de uygulanacak mı? Bir de aşı haricinde virüse doğrudan etki edebilecek bir ilaç çalışması yapıldığına dair bilgileri biz takip edip paylaşıyorduk izleyicilerimizle. O konuda durum nedir? İkisini birleştirip sormuş olayım. Şimdi ilk sorunuzun cevabı yani Covid geçirmiş olan kişilere yapılacak mı? Bunun için tabii antikor olup olmadığını aslında doğal olarak bilmek lazım o kişilerde. Ama geniş aşılama kampanyaları sırasında bunu yapma şansınız yok. Yani herkese antikor bakıp da ondan sonra aşı bakayım şansınız yok. Genel olarak dünyada görüş birliği olan konu şu. Belli bir süre tanıyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde bu süre 3 aylık bir süre. Yani 3 ay öncesinde geçirdiyseniz olabilirsiniz aşı diyor. Türkiye için bu rakamı bir ara Sağlık Bakanlığı 6 ay diye açıkladıydı ama ben son şeyleri takip etmedim. Eğer bir değişiklik oldu mu bilmiyorum. Yani 6 ay öncesinde geçirdiyseniz olabilirsiniz deniliyor. Hani o arada size bir antikor bakıldıysa hastalık geçirdikten sonra ve antikorunuz negatifse gene olmanızda bir mahsur yok. Tabii soruyu şöyle de yanıtlayabilirsiniz. Hani ben geçirdim, fark etmedim, kanımda antikor varmış ama gittim aşı da yaptırdım. Bunun bir zararı olacağını düşünmüyoruz. Biraz daha antikor artması muhtemelen söz konusu olacaktır. İlaç çalışmaları ile ilgili aslında çok sayıda ilaç çalışması var ama tabii bu aşı gündemi çok meşgul ettiği için onlar biraz daha geride kaldı. Farklı çalışmalar var. Bu işte bunlarla ilgili örneğin hastalığın bulaşmasını engelleyecek bir ilaçtan söz ediliyordu. Almanya kökenli bilmiyorum belki siz de onu tavsiye ediyorsunuz ama bunlar henüz çok erken fazda olan ilaçlar. Yani siz laboratuvarda ya da hayvanlarda etkili olduğunu gördüğünüz şeyi insanlarda denediğiniz zaman birebir aynı sonucu almayabilirsiniz. Onun için aynı aşılarda olduğu gibi burada da fazüç çalışma sonuçlarını beklemek lazım. Şu anda maalesef bildiğimiz ve kullandığımız ilaçlar dışında öyle hani mucize bu hastalığın kesin iyi edecek ya da bulaşmasını engelleyecek bir ilaç henüz o aşamada
Yok maalesef. Hocam son sorumu da sorayım. Sizi ardından uğurlayacağım çünkü bir toplantınız var. Ona yetiştireceğiz sizi. Şimdi malum az önce de ifade ettim. Biz bir ada ülkesiyiz, tanınmayan bir ülkeyiz. Yani işin seyahatlerle ilgili kısıtlamaları da düşünüldüğünde bizim doğrudan ulaşım gerçekleştirebileceğimiz yer Türkiye. Türkiye üzerinden geliyorlar ağırlıklı olarak. Biz Türkiye üzerinden gidiyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin de toplum bağışıklığını ne zaman kazanabilir olduğu bizim açımızdan önemli. Dolayısıyla en azından hani bu seyahatlerle alakalı birazcık daha serbestleşme durumu ne zaman olabilir? Bir de bizde örneğin artık Nisan itibariyle normalleşeceğiz açıklamaları yapılıyor burada Sağlık Bakanlığı ve siyasi erk tarafından. Bu yine aşı çalışmaları Türkiye ile olan bu ilişki göz önünde bulundurulduğunda sizce realist bir tarih midir? Bir de son olarak bağlayacağım affınıza sığınarak 15 Ocak tarihi telaffuz edilmişti burada aşıların ülkeye gelip aşılanmaya başlayacağı tarih olarak. Dünkü gelişmeyi hemen yayının başında paylaştım acil kullanım izin süreci başlatıldı diye. Orada aşıların kullanılmasıyla alakalı net tarih belli oldu mu? Bizi de yakından ilgilendiriyor çünkü bu. Sanıyorum ki o net tarihte bir değişiklik yok. Çünkü Türkiye'ye aşılar işte neredeyse ay başında veya Aralık sonunda geldi. Ondan sonra bir 14-15 günlük bir süreye ihtiyaç var o testlerin tamamlanması için. Yani ben bakanlığın acil kullanım onayı verildi açıklamasını hani bu aşılar bu aşamadan sonra kullanılabilir ama testler bittikten sonra diye anlıyorum. Dolayısıyla o testlerin bitmesi de önümüzdeki haftanın ortasına denk geliyor o tarih. Herhalde önümüzdeki hafta ortası ya da hafta sonundan itibaren aşılamalar başlayacaktır. Çünkü bununla ilgili işte aşı merkezlerinin nerelerde aşı yapılacağına dair bir takım bildirimler var. Onunla ilgili hastanelere yapılan bildirimler var. Eş zamanlı olarak size de bu şekilde bir aşı iletimi herhalde söz konusu olacaktır. Tabii aşılandıktan sonra her şey bitti demek değil. Yani sizin için de bu söz konusu. Hani diyelim ki bütün Kıbrıs'ı aşıladınız ya da %70'ini aşıladınız. Ondan sonra maskeleri atacağız, istediğimiz yere istediğimiz şekilde seyahat edeceğiz gibi bir yaklaşım ne yazık ki kısa sürede mümkün olmayacak. Yani iyimser tahminler 2021'in sonbaharını işaret ediyor. Ama benim kendi kişisel tahminim bizde, Türkiye'de bu işin 2021'in sonuna kadar uzayabileceği durumunda. Yani biz şu anda sürdürmekte olduğumuz tedbirleri, tabii sokağa çıkma yasaklarını kastetmiyorum Türkiye'de uygulanan hali hazırda. Belki onları yaz aylarına, yani daha kısa sürede kaldırmak mümkün olacaktır ama İşte maske takmak, sosyal mesafeye dikkat etmek, kalabalık ortamlardan kaçınmak, o kalabalık toplantıların, yüz yüze toplantıların düzenlenmesi herhalde 2021 sonuna kadar pek gerçekleşmeyecek. Çünkü zaten bütün toplumu aşılayabilmek gerçekçi bir yaklaşım değil. Pandeminin dünyada nasıl gideceğini de bir görmek lazım. Yani bu aşıların ne derece başarılı olacağını görmek lazım. Onun için bir müddet daha aşılanmış olsak da bu korunma önlemlerine devam etmemiz gerekecek. Hocam çok önemliydi bizimle paylaştığınız bilgiler. Bu yoğunluk içinde vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, sağlıklı günler diliyorum. Ben teşekkür ederim. Ben de iyi günler ve iyi yayınlar diliyorum size. Hoşça kalın. Teşekkür ediyoruz. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Akova aynı zamanda Türkiye'de bu koronavirüsü aşısı Sinovac için faz 3 çalışmalarını yürütüyor biliyorsunuz Hacettepe Üniversitesi. Birincil ağızdan aşılarla ilgili olarak görüşlerini aldık ve en azından şöyle bir toparlayıp söylemek gerekirse diyebiliriz ki bu kaygılar en azından Çin'den gelecek aşılarla ilgili kaygılar tüm aşılar için olabilir ama şu an korkmayı gerektirecek ya da güvenliğini sorgulayacak herhangi bir bilimsel veri yok diyor. Her iki aşı için de aynı görüşü söylüyor. Dolayısıyla hangi aşıya ulaşabilirseniz o aşıyı onun çağrısı yapıyor. Aşılamalar ne zaman başlayacak? Ülkeye ne zaman ulaşacak? Türkiye'den aşılar bu konuda Sağlık Bakanı Doktor Ali Pilli'nin 15 Ocak açıklaması baki ama birkaç günlük sapma olabileceği de belirtiliyor. Aldık bilgileri Murat Akova'dan.